Evet Bayram. Bu ani gelişin neye borçluyuz? Hande Hanım kızım. Geçen gece olanlarla ilgili pek konuşamadık. Nasılsın? İyi misin? Hande gayet iyi. Sen emniyetteki işlerini bırakıp ta buraya kadar geldiğine göre çok önemli bir şey olsa gerek. Biz çalışma odasına geçelim istersen. Ne dersin? Abim iyi mi? İyi hayatım. Seni koruduğu için ve sana bir şey olmadığı için çok mutlu. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Her şey düzelecek. Bayram Bey. Ne oldu? Bir şey mi var Serkan davası ile ilgili? Yok hayatım. Sadece konuşacağız Bayram'la. Yok. Kötü bir haber aldınız değil mi? Bana söylemiyorsunuz. Ne oldu? Ceren, bir şey yok. İzin ver Bayram Bey'le konuşalım. Olur mu canım? Sen aldın değil mi o dosyaları? Hı? Evet. Tabii ki ben aldım. Sen ne yaptığını sanıyorsun şöyle? Ben sadece kızımı koruyorum. O dosyaları derhal bana geri vereceksin. Neden geri verecekmişim? O saçma sapan fikirlerine beni rahatsız etmeye devam et diye mi? O hapisteki kadına da gittin değil mi? Her şeyi ona da sordun. Ne oldu ha? Ne öğrenebildin? Bir şey öğrenebildin mi? Ne çeviriyorsun sen şöyle? Hiç. Hiçbir şey çevirmiyorum. Ben sadece kızımı koruyorum. Bir de yok yere hapiste yatan oğlumu. Bu ilgili anne numaraları bana sökmez şöyle. O zavallı kadını eninde sonunda konuşturacağım. O zavallı dediğin kadının oğlu gecenin bir yarısı evime girip kızımı kaçırdı. Öldürmeye çalıştı. Eğer bu saçma sapan işlerin peşinde koşmak yerine işini yapsaydın, oğlum o adamın pis canını almak zorunda kalmayacaktı. Peki o? Ona ne oldu? Kimi? Hande. Doksan üç kim ki? Her şeyi bilin. Doksan üç. Gökhan Zeren. Gökhan Zeren. Alo. Alo güzel gözlüm. Ben avukat hanımla konuştum şimdi. Şermin annenin davasını alacak. Sen ne diyorsun Kadir? Vallahi alacak. Bak Şermin anneyi en yakın zamanda çıkartacağız. Merak etme sen, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Teşekkür ederim. Bak Şermin anneyi çıkartacağız. Ondan sonra seni de alacağım. Buradan hep beraber gideceğiz. Anladın? Hep beraber buradan gideceğiz. Kadir. Efendim güzel gözlüm. Bir şey soracağım sana. Şimdi ben birinin sadece adını ve soyadını biliyorum. Onu nasıl bulabilirim? Nasıl? Kim ki o? Sen söyle, nasıl bulabilirim? Ne bileyim, internetten falan herhalde bu. Arkadaşlık siteleri falan var ya, oraya bakmak lazım. Sen neyin peşindesin şöyle? Açık açık söylesene. Ne istiyorsun sen? Şermin Şimşek'i içeriden çıkaracaksın. Ne? Ne dedin sen? Şermin Şimşek'in içeriden çıkması için o geceki delillerin yok edilmesi gerekiyor. Onu sen yapacaksın. Sen delirmişsin. Hangimizin akıl sağlığının daha yerinde olduğunu tartışacak kadar zamanımız yok Bayram'a. Ne zamandan beri o ilaçları kullanıyorsun? Ha? Ne zamandır var bu hastalık? Emniyetteki mesai arkadaşların senin yavaş yavaş aklını yitirdiğini ve her şeyi unutmaya başladığını biliyorlar mı?
bunu öğrenirlerse ne olur Bayram? Hı? Beni bununla mı tehdit edeceksin? Evet. Sen o kadını niye çıkarmak istiyorsun şöyle? Derdin ne? O kısmı seni ilgilendirmez. Sen delileri yok edecek misin, etmeyecek misin onu söyle. Yoksa hastalığını herkese söyleyeyim mi? Sırf işimden olmamak için sana gene alet olacağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun şöyle. Sadece işini değil, torununu da. Oğlunun yadigarını, hayattaki tek yakını kaybetmek istemezsin herhalde, değil mi? Bunların Murat'la ne ilgisi var? Gelinin hayal anladığım kadarıyla seninle konuşmuyor. Torunu da göstermiyor herhalde. Hı? Bayram, hayali iyi tanırım. Çocukluğundan beri tanırım. Eğer o çocuğu sana göstermemeyi aklına koyduysa hayatta yumuşatamazsın. Onun velayeti için mahkemeye başvursan hakim gitgide bunamaya başlayan bir dedeye de torununu teslim etmez herhalde. Değil mi? Evet. O yüzden iyi düşün ve bana kararını söyle. Şimdi izninle bazı işlerim var. Lütfen. Bayram Bey! Bayram Bey! Anne, Serkan'ın davası ile ilgili kötü bir haber var da bana mı söylemiyorsunuz? Ceren, bir şey yok. Genco'nun da dediği gibi Serkan ilk duruşmada evinde olacak. Bundan hiç şüphen olmasın. Mantıklı düşünmem için gerekli zaman yoktu. Olayın şokunu biraz atlattıktan sonra bizzat kendim polisi arayarak kendimi ihbar ettim. Ve kardeşimle birlikte ekipleri beklemeye başladık. Yani hiçbir sorun yok Serkan. Merak edecek bir şey yok. İlk duruşmanın sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaksın. Sen iyi misin? Ben hep içeride kalacağım Genco. Serkan, endişe edecek bir şey yok diyorum. Bu davanın sonucu beraat. Buradan çıksam bile içimdeki hapishaneden nasıl çıkacağım? Birini öldürmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Eline kan bulaşması. Gözünü her kapadığında onun yüzünü karşında görmen. Birinin senin yüzünden toprağın altında çürüdüğünü bilmek, bunu düşünmek nasıl bir duygu, sen bunu bilmiyorsun ki. Serkan, sen mecburdun. Hande'yi korumak için yaptın bunu. Mecburdum değil mi? Hande için. Evet. Bugünlük bu kadar Pınar Hanım. Haftaya görüşürüz. İyi günler. Efendim? Leyla. Serkan? Bu numara kimin?
Ben hapishanedeyim. Ne? Ne demek hapisteyim? Serkan ne oldu? Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü bir şey yaptım ben. Tamam dur, dur bir dakika, sakin ol. Sakin ol ve bana ne olduğunu anlat. Ben birini öldürdüm. Birini mi öldürdün? Kimi öldürdün Serkan? Onun abisini. Ne? Onu kaçırdı. Kaçırmıştı. Kafasına silah dayadı, öldürecekti onu. Öldürecekti, ben de vurdum. Öldürmesin diye. Bak, Serkan bak, sen onun hayatını kurtarmak için yapmışsın bunu. Herkes aynı şeyi söylüyor. Annem benim için kahraman demiş. Ben kahraman falan değilim ki. Değilim, katilim ben. Katilim. Ne yapayım işte, ne kadar kaçsam da kurtulamıyorum bundan. Bak lütfen böyle şeyleri düşünme. Ben aslında senin nasıl biri olduğunu biliyorum, tamam mı? Ben kötü biriyim değil mi? Kötü biriyim ben. Benim işte hayattaki rolüm bu. Hayır, kötü değilsin. Çıkar şunu aklından, sen öyle biri değilsin. Öyleyim, öyleyim, öyleyim. Bak ben neye dokunsam yok ediyorum, mahvediyorum. Serkan, bak mecbur musun? Bıraksaydın kız ölseydi daha mı iyi hissedecektin kendini? Onun hayatını kurtarmışsın sen. O zaman neden böyle hissediyorum? Nasıl? Kalpte kocaman bir çukur açılmış gibi. Her saniye, her saniye o çukurdan daha daha derine düşüyormuş gibi. Neden böyle hissediyorum? Tıpkı o zamanki gibi. Nadir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülüncüm. Bizimkileri merak ettim ne durumdalar diye. Buyurun, Şule Hanım çalışma odasında, ben haber vereyim. Hande? Hande nerede? Hande Hanım odasında. Sen Şule Hanım'ı hiç rahatsız etme. Ben Hande Hanım kızımı göreyim önce. Tamam? Sağ ol. Buyurun.
Dündar. Anne. Gelebilir miyim? Biraz konuşalım mı? Nasılsın? İyi. Çekiniyor musun yoksa benden? Çekinme. Tamam. Anlıyorum. Yaşadıkların, başına gelenler, araya giren zaman. Ama biz bir aile gibiydik. İkimiz çok iyi anlaşırdık. Baban öldükten sonra sana onun yokluğunu hissettirmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Beni istemişsiniz Şule Hanım. Her şeyi biliyordun değil mi? Neyi Şule Hanım? Bana oyun oynamayı bırak Kazım. Her şeyi biliyordunuz değil mi? Onun peşindekileri. Sen de, Serkan da, ikiniz de biliyordunuz değil mi? Cevap ver bana. Bana neden anlatılmadı? Serkan Bey üzülmenizi istememiştim. Şimdi üzülmüyor muyum ha? Oğlum hapiste. Eğer benim bunlardan haberim olsaydı, ben onu kurtarırdım. İş buraya kadar varmazdı. Şimdi bana bilmediğim ne varsa anlatacaksın. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Kadir. Kadir hakkında ne biliyorsun? Vay Kadir Efendi. Ben de bize gönül koymuştur. Bir daha mekanımıza gelmez diyordum. Estağfurullah abi, öyle şey olur mu ya? Söyle, ne istiyorsun? Şey, para abi. Biraz sıkıştım da ben. Yani tek seferlik bir şey ayarlasan. Böyle geçici bir şey, para için geldim. Para? Para yok. Yani sana yok. Orhan abi, Allah'ın aşkına. Geçen seferki kazığından sonra sana güvenip neden iş vereyim? Abi tamam, ben bir seferlik bir şey yaptım. Sen de benim cezamı kestin. Hani diyorum, biz artık onu unutsak, işimize gücümüze baksak abi. Evet, cezanı kestim. Ama sen de benim yanıma gelmeye mecbur oldun. Çok zor değil mi? Bir de asla dönmem dediğin yere böyle kuyruğunu kısırıp dönmek. Ha, öyle abi. Ama madem buraya kadar geldin, sana uygun bir şey düşünürüz. Bugün git, yarın uğra bana. Eyvallah abi, sağ olasın. Serkan Bey, Kadir'in iş yaptığı adamlardan haber bekliyordu. Bir daha yanlarına iş için giderse haber vereceklerdi. O adamlardan haber alırsam bana söyleyeceksin, Serkan'a değil. Ama Şule Hanım... Aması yok. Bana söyleyeceksin. Ve bundan sonra söylediklerinden Serkan'ın asla haberi olmayacak. Oğlumu bu işlerden uzak tutacaksın. Geçmişte Serkan'a o uçurumu kenarından nasıl aldığımı sen biliyorsun. Şimdi her şey ortaya çıkarsa, yaptığım bütün bu fedakarlıklar, onca acı, hapse girmesin diye çırpınışım, hepsi boşa mı gidecek ha? Oğluma bir şey olmasına izin veremem. Bu işin dönüşü yok Kazım. Anlaşıldı mı? Şule Hanım, Nadir Bey geldi. Geliyorum. Hande Hanım'ın odasında. Bu yaşadıkların seni çok yıpratmış olmalı.
Buna öyle üzülüyorum ki. Senin yerin bende hep ayrıydı. Çok iyi anlaşırdık. Hatta bir şeye canı sıkıldığında annenden evvel bana gelip söylerdin. Şimdi de söylüyorum ki bir şeye ihtiyacın olduğunda hiç çekinmeden doğruca bana gelebilirsin. Tamam mı? Tamam mı dedim Hande Hanım? Nadir? Ah Şule, biz de Hande ile biraz sohbet ediyorduk. Geldiğimden beri onunla doğru düzgün ilgilenemedim diye kendimi kabahatli hissediyordum. Aa, teşekkür ederiz bizi düşündüğün için. Serkan nasıl, iyi mi? İyi. İstersen Hande'yi yalnız bırakalım, aşağıda konuşalım ha? Tabii tabii. Söylediklerimi sakın unutma, tamam? Unutmam. Bu arada Genco da gelecek. Sizi yalnız bırakmak istemedik. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Serkan bu saatlerde gelirdi, ne güzel hep beraber yemek yerdik. Oh. O olmayınca ev ne kadar boş değil mi anne? Sana getirdim. Tarçın mı? Niye getirdin bunu bana? Kötü adamlardan korkma diye. Ben hep tarçınla uyurum. O beni korur. Şimdi de seni koruyacak. O yüzden korkmana gerek yok, tamam mı? Sen ne yapacaksın peki tarçını bana verince? Kim koruyacak seni? Korkmayacak mısın? Hayır. Hem babam var. Biliyorsun benim babam kötü adamları yakalıyor. Teşekkür ederim. O zaman memnun oldum Tarçın'la tanıştım. Bir dakika. Bu genç olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk Şule teyze. Biz de Ceren ve Şule ile Serkan'dan söz ediyorduk. Durumda bir değişiklik yok. Merak etmeyin. Eksik olma evladım. Teşekkür ederiz Genco. Hande nerede? Odasında. İzninizle ben bir gidip baksam. Tabii. Hande. Nasılsın? İyi. Senden ne haber prenses? Genç abi biliyor musun? Halım kötü adamlar kaçırdı. Ama babam kurtardı. Biliyorum bineciğim, bilmez miyim? Ama artık halamın korkmasına gerek yok. Çünkü Tarçın onu koruyacak. Bak
Bunu çok iyi düşünmüşsün işte. Aferin sana. Mine, bize biraz müsaade edebilir misin? Halanla konuşalım. Görüşürüz hala. Görüşürüz. Sana da. Nasıl oldun? İyi. Serkan nasıl? İyi mi? Pek iyi değil. Allak bullak olmuş. İstemeden de olsa birisinin hayatına son verdiği gerçeğini kabullenemiyor. Aslında Serkan'ın başına gelenlerin sebebi biraz da benim. Senin yaşadığın o korkunun, ölümün kıyısından dönmenin sebebi de benim. Sen ne yapabilirdin ki genç? Ne mi yapabilirdim? Ben Serkan'ı dinlemeyebilirdim anne. Salih'in peşini bırakmamalıydım. Annesinin yalan söylediğini anlamalıydım mesela. Ben seni korumalıydım. Hiç değilse bu sefer, ben bu sefer seni korumayı başarmalıydım anne. Sen nereden bilecektin? Bütün bunları nereden bilebilirdin? Eğer sana bir şey olsaydı... ...kendimi asla affetmezdim. Niye biliyor musun? Hem seni koruyamadığım için... ...hem de seni ne kadar sevdiğimi söyleyemediğim için. Evet anne, doğru duydun. Seni seviyorum. Yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekledim. Yani... İnsan ne kadar hayal etse de yaşamadan nasıl olacağını bilemiyormuş. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel hala duruyor baksana. Sen hep ve o gün burada. Sen sevdam. Ne olursa olsun hep yan yana olacağımıza söz vermiştik. Yalan dolan püskül belam olup derde salan. Var anne. Yaşanmamıştık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan. Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamıştık sanki özünde. Affedilecek bir şey yok. Hande. Çok güzel görünüyorsun. Hadi. Gel hadi koş. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan. Derde salan var bir yaşanmamıştık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler. Uçarsa aklımdan benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Geçmişte seni nasıl sevdiysem, yokluğunda seni ne kadar sevdiysem şimdi de her zamankinden daha çok seviyorum Hande. Biz eskiden sevgiliydik.
ve birbirimizi çok seviyorduk. Tuhaf. Yani çocukluk aşkı deyip geçersin normalde. Ama seni tekrar görünce sana karşı hissettiğim her şey tekrar canlandı. Gördüğümde böyle hissetmem sanmıştım. Yokluğunda öyle büyümüş, öyle kök salmış ki sevgi. Geçer sandım ama geçmedi. Aksine her gün daha da artıyor Hande. Kenco, ben... Hande. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Senden karşılık beklediğim için söylemiyorum bunları. Sadece bilmeni istedim. Bir gün bunu sana söylemediğim için pişmanlık duymayayım diye. O yüzden bu konu sen açmak istemedikçe bir daha açılmayacak.